Sponsorlarımız Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin ve golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Dün 42.900'de bıraktık. Bayağı artmıştı. Ey maşallah ya. Ey maşallah. Bayağı bayağı arttı. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. <laughs> oynatma listelerini açtıkça, reklam izledikçe, reklam tıkladıkça YouTube bizim Yayınladığımız videoyu öneri olarak sunuyor. Benzersiz izleyici diye bir olay var. Mesela son videonun izlenme e, analizlerini isterseniz size açıklayayım. Hayaliniz durur arkadaşlar. Şimdi tıklama oranı diye bir oran var. Yani normalde tıklama oranımız bizim %10 falan. Şu an tıklama oranı bu e, son videonun %74. Yani tıklama oranı %10 nedir? Atıyorum 100 kişiye gösterildi. 10 kişi tıkladı. Şu anda gösterdiği kişiler direkt alakalı kişiler olduğu için %74.2 tıklama oranı gösteriyor. Eğer benim hatam, benim yanlışım yoksa... Işte özür dilerim, pardon. yüzde ee, Ya neyse. Demek istediğimi anlayın. Sizler tıkladıkça YouTube'da kanalımıza daha çok değer veriyor. Sizler video izledikçe diyor ki demek ki bu kanalın videoları o kadar güncel ki eskisi yenisi izleniyor diyor. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ayrıca şura arttıkça... Ee, kanalın kalitesi artıyor mu? Bence artıyor. Ben şunu söyleyeyim. Bir 50 bin falan olursak bütün meşhur sayfaların hepsine tek tek istekte bulunacağım. Ortak canlı yayın isteğinde bulunacağım arkadaşlar. Yani tanıdığınız kanal sahipleri varsa siz de benim adıma söyleyebilirsiniz. Ben ortak canlı yayınları kesinlikle kabul ederim. Neden olmasın? Bunu da söyleyeyim. Haberlere geçelim. 6 numara transferi çok çok yoruyor bizi. 12 Eylül sabahı. Şimdi İsmail Kartal'dan Ryan Kent'e sen moralini bozma. Fenerbahçe'de İsmail Kartal son Ankara gücü maçında kadroya almadığı Ryan Kent'le özel olarak görüştü. Şimdi görüşme ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Taktik amaçlı kadroya almadım seni. Bunu o gün de söyledim. Yine söylüyorum başka isimler de gün gelecek kadroda olmayacak. Sen moralini bozma çalışmaya devam et. Böyle çalıştığın sürece formayı kaparsın demiş. 4 resmi maç. 1 gol bir asist. <laughs> baktığı zaman az forma şansı tanıyor kente. Şimdi kent için açık söyleyeyim. Şu an İsmail Kartal'a göre birinci tercih Tadic. ikinci tercih Joshua King. Üçüncü tercih Ryan Kent. Derbi maçına çıkacak olsa Fenerbahçe atıyorum Galatasaray'la oynayacak olsa birinci tercih Tadic. ikinci tercih Kent. Üçüncü tercih Joshua King. Bunu hani uzak uzun uzadıya anlatmanın, detaylandırmanın önemi yok. Kent için servisi teklif geldiğinde kabul etmeyen İsmail Kartal hani oyuncusunu gönderir mi göndermez mi size bırakıyorum takdirini. Ama Fenerbahçe aleyhine bu tip haberler hep yer alacak. Mesela sıradaki haber Fenerbahçe Emre Mor'la yolları ayırıyor. Bak Fenerbahçe'de Emre Mor'la yollar ayrılıyor diyor. Yaz transfer döneminde aldığı isimlerle geniş bir kadro kuran Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı ekipte Emre Mora Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar. Fenerbahçe'nin Temmuz 2002'de 2022'de 2 milyon euro bonserviste Fatih Karagümrük'ten transfer etti. Emre Mor'un kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Niye? Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Yıldız Solak için bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapıldığı öğrenildi. Şimdi bakın. Teklif doğru. Geçenlerde de size söyledim. Bu hafta içinde görüşmenin olacağını da söyledim. Onu belirteyim. Kara Gümrük'te yeniden doğdu Volkan Demirel'le şöyle oldu böyle oldu. 2 milyon euro bon serviste geldi. Yaptığı çıkış sonrasında adından söz ettirdi. Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Kara Gümrük'ün başına geçtiğimde diyor Volkan Demirel. Emre oradan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla ne taraftarlarla ne hakemleydi. O kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp onu dışa vuruyordu. Emre Mor'la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiğinde neler yapabileceğini anladı. Tabii talihsiz bir başlangıç. Bu sezona talihsiz başladı aslında. Birinci resmi maç 11 dakika süre aldı, sonra sakatlandı. Bu da talip, e, hani talihsiz Süper Lig'den talibi var. İsmi UEFA'ya e, bildirilmedi. Adana Demirspor Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti. Arkadaşlar Adana Demirspor kiralamak için harekete geçmedi. Almak için harekete geçti. Biz de satmayacağımızı belirttik. Fenerbahçe formasına 42 resmi maç geçen sezon ama hepsinde 90 dakika oynamadı. 6 gol 3 asist. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Emre için bizzat devreye girdi diyor. Fenerbahçe oyuncuyu bırakma diyor. Bırakmayacak da. Şans bulmak istiyor oyuncu. Tabi Adana Demirspor'a gidip orada oynayıp şans bulmak istediğini belirtiyor haberde. Ee, açık söyleyeyim bakın, haberin başlığı neydi? Yollar ayrılıyor. Yani kesinlikten bahsediyor. Hani beni sürekli eleştiren arkadaşlarıma söylüyorum. Bu haberleri de eleştiriyor musunuz? Bak bu habere göre Emre Mor gidiyor. Başlığa göre Emre Mor ayrılıyor. Yani başlığa göre yollar ayrılıyor. Ne demek bu? Emre Mor gidiyor demek. Gidiyor mu? Hayır. Hadi bunlara konuşun. Ya bir gariban Mustafa Hoca'yı buldunuz. Ağzı var dili yok. Küfür etmiyor, hakaret etmiyor. O yüzden yüklenirsiniz ya. Emre Mor da bir yere gitmiyor. Kentte bir yere gitmiyor. Şu anki konjektüre göre ancak yabancı transfer olayına göre tabii ki takımdan bir kişi gidecek, bir yabancı gidecek gitmek zorunda. Ee, bakalım ne olacak. Murat Ülker Ali Koç'un yeni teklifi var. İş insanı Murat Ülker. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sponsorluk teklifi yapacağını açıklamış. Buna gerek yok aslında. Ali Koç'un açıklamalarına biz her şeyi anlamıştık. Zaten ben de detaylandırmıştım. Detaylan, detaylandırmamdan da anlamıştınız ki. E, stadyumun yeni ismine yeni sponsorluk. Ne demiş yine de? Sercan Hamzoğlu'na konuşmuş Sayın Murat Ülker. Ali Koç Bey'in stadyumun adının Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum. Fenerbahçe Atatürk Stadyumu. Kongre üyelerini de tebrik ediyorum. Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur demiş. Şimdi Ülker Galatasaray'a da sponsor. Bilginiz olsun. Beşiktaş'a da sponsor. Evet, Ülker Ailesi Fenerbahçeli ama Fenerbahçe'ye sponsor oldukları gibi diğer takımlara da sponsor. Şimdi Fenerbahçe'nin Ali Koç'un en büyük şanssızlığı ne biliyor musunuz? Ülker'in sponsorluk parası Fenerbahçe'ye verildi, stadyum parası. Aşağı yukarı yıllık 9 milyon dolar. Senenin başında 9 milyon dolarınız fazladan olsaydı Ali Koç döneminde şu ana kadar 54 milyon dolar Fenerbahçe'nin daha fazla para harcadığını düşünün. Hani Tamam Ali Koç 5 sene boyunca başarısızdı kabul ama eli kolu ayağı gerçekten bağlı dönemler geçirdi. Şimdi ona da, ona da bir yerde hak veriyorum. Doğruya doğru. Ancak bazı yerlerde de yani Kantar'ın topuzu biraz kaçmıştı. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. 9 sene 10 senelik anlaşma yapılıyor. Yıllık 9 milyon dolardan. Bugün 10 senelik anlaşma yapsam Fenerbahçe stadının isim hakkı en kötü 15 milyon dolar en kötü. Hani diyoruz ya işte Avrupa ile baş etmek için mücadele etmek için 15 milyon dolar aldığını düşün. Afadan. Göğüs sponsoru, kol sponsoru, öbür kol sponsoru, bilmem sırt sponsoru, cart sponsoru, curt sponsoru. 15 oradan aldığını düşün. 30 milyon euro cash sponsor parası. Ligde şampiyon olsan alacağın para 7 milyon euro. Bile değil. Komedi değil mi? Bence de komedi. Aslında ben çok güzel subliminal duyum verdim ama herhalde anladınız değil mi? Sıradaki habere geçiyorum. Fenerbahçe menajerini İstanbul'a çağırdı. Al Müsrati Bey. Fenerbahçe 6 numara transferi birkaç gün içerisinde birkaç gün içerisinde sonlanacak. Ben niye kelimeleri tekrar ediyorum ya? Herhalde dişlere alışamadım. Bu arada RGS Dent diş polikliniği diş hastanesi diyeyim. Oradan Yasin Bey eğer işiniz düşerse Kadıköy sokak sayfasından geldik. Mustafa hocamın selamıyla geldik demeyi ihmal etmeyin. Kendisiyle bizzat tanışın. tanışın eğer dişle ilgili problemimiz varsa tanışın danışın. Ben ee, kefilim yani açıkçası arkadaşlar yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şimdi 6 numara transferi birkaç gün içerisinde sonlanacak. Sarı Hacıvertler bırakalım. Yıldız almış Musrati'nin menajeriyle görüşecek ve bonservis rakamını aşağı çekmek için pazarlık yapacak. Şimdi bu haberi yapan arkadaşa ben beyin alacağım. Musrati'nin menajeriyle görüşüp bonservisini nasıl aşağı çekmeye çalışacak? Musrati'nin menajeri bak. Normalde kulübünde bunun bonservisi ama sen düşüreceksin. Abi ben nasıl yapabilirim? Ben zaten çok Türkçe bilmiyor. Ben bir baskut fara olabiliyor. Başka bir şey bilmiyor. Ben düşüremez. Hayır. Sen yapacaksın. Bonservisini düşüreceksin. 2 milyon euroya düşüreceksin. Abi valla ben bilmiyorum. Ben nargile başka bir şey yok. Ben e, bilmiyorum. Ben e, ailecek kaçtık Fas'tan. Geldik e, Türkiye cennet falan. Adam menajer bir çeşit. Menajer uçurumda. Nasıl yapsın? Nasıl etsin? Ya Braga'nın fiyat düşürmesi lazım ki biz menajerden fiyat düşürmesini istiyoruz. Garip. Habere devam edeyim. Yaz transfer döneminde aldığı isimlerle geniş bir kadro kuran Fenerbahçe 6 numara transferinde mutlu sona çok yakın. UEFA'ya konferans ligi için gönderilen listede Crespo yer alırken hem yönetim hem de teknik heyet Süper için yeni bir 6 numara alınmasında görüş birliğine varmıştı. Sarı lacivertler Bragalı Yıldız Al Musrati'nin menajeriyle görüşecek. Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto. Aslı değilmiş. Portekizli sanırım. Sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi. 15 milyon euro istediler. Fenerbahçe 8 milyon euro önerdi. Doğru. Braga 15 milyon yanıtı verdi. Doğru. Fenerbahçe bekleyişe geçti. Transferini aslına bakarsanız yeniden alevlendiren ise Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucunda FIFA tarafından 12.3 milyon euroluk cezaya çarptırılması. Kurban olduğum Allah'ım inşallah. Onlara da çıkar böyle bir ceza inşallah. Tabi al musrati de satması gerekiyor bu parayı karşılaması için. Fenerbahçe istiyor. Braga'dan yaklaşık 120 bin euro alıyor yıllık ücret. Fenerbahçe istiyor. Son maçta yedekti. Moray mücadelesinde yedek başlaması transfer iddialarını güçlendirdi. Yönetim kurulu üyesi Sayın Selahattin Baki öncesi gün kendisine transferle ilgili sorulan sorulara 6 numara deneyisini almak için çalıştıklarını ancak transfer yapmak için oyuncu almayacaklarına dile getirdi. Yani yapmış olmak için yapmayacaklarına dile getirdi. Bu da doğru bir hamle. Şimdi ben Al olayında son hani son süreci söyleyeyim. Belli bir fiyat biçtiler. Biz o parayı veremeyiz. Biz beklemeye geçtik. Dedik ki vereceğimiz para şu. Şu şartlarda şu kadar taksitle. Kabul ediyorsanız ekime etmiyorsanız kime veriyorsanız verin dedik. Zira Türkiye Kupası'nda program açıklandı. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maç tarihleri açıklanmış. Ben bir şey söyleyeceğim. Mehmet Büyükekşi Federasyonu'nu aslına bakarsanız yerin dibine sokuyorum. Çünkü Galatasaray yalnız olduklarını düşünüyorum. Ancak hayata geçirdikleri bazı uygulamalar takdire şayan. 17. ya da 18. Hafta, 18. haftaya kadar fikstürü açık ve net açıkladılar. Çok memnun oldum. Çok zekice bir açıklamaydı. 18. haftaya kadar Avrupa'daki takımların ne zaman Avrupa'ya kalacakları belirlendi. 18. hafta. Niye 18. hafta onu da söyleyeyim. Sebebi şu. Devre arası o zaman mı başlayacak? Bir hafta sonra mı iki hafta sonra mı başlayacak? Buna sonra karar verileceği için. Bir sıkıntı yok. Bak ben böyle şeyleri gerçekten çok takdir ediyorum. Avrupa'yı tarzda hareket. Kardeşim ben Sivas'tan ne zaman oynayacağım? Saat 5'te. Şu gün, şu saatte bitti. Beşiktaş ne zaman olacak? Şu gün, şu saatte 7'de. Galatasaray ne zaman olacak? Şu gün, şu saatte 3'te, 5'te, 2'de neyse. Budur. Vallahi budur. Hocam ama biz 5'te maça çıkıyoruz. Ulan Beşiktaş'ta 5'te maça çıkacak. Sen de çıkacaksın. Beşiktaş'ta pazartesi çıkacak. Sen de çıkacaksın. Perşembe maç yapıyorsun. Keşke konferanstaki çarşamba perşembeye yayılsa da biz de rahat etsek. Bütün maçlarımız keşke çarşamba olsa. Cumartesi çarşamba. Cumartesi çarşamba olacaktı bu sefer. Anladınız mı demek istediğimi? Ben bu profesyonelliği tebrik ediyorum. Bak Türkiye Kupası'nda da aynı profesyonellik yapmış. İşte tebrik ediyorum. 17 Eylül pazar günü ön eleme turuyla başlayacak. Birinci eleme turu bu. 26-27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek birinci eleme turu karşılaşmaları. Yani ön eleme 17'sinde. Birinci eleme 26-27-28 Eylül. 11-12-13 Ekim'de ikinci eleme. Biz 5. elemeden katılıyoruz bu arada bilginiz olsun. 31 Ekim'de yani 31 Ekim 1-2 Kasım'da 3. eleme turu. 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak dördüncü eleme turu müsabakaların ardından Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı 9-10-11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek. 9-10-11 Ben burada şunu söyleyeyim. Herkes aynı şeyi söyleyecek. Biliyorum. Adım soyadım kadar eminim. Hocam daha erken bizde yapsaydık olmaz mıydı? Şekerim. Angara'ya sıkıştıracaksınız şekerim. Eskiden ülkede futbol oynanılıyordu. Demek istediğimi anlayın. 3 takım Avrupa'da değil mi? Kabul. Vallahi kabul. Ben federasyonun yerinde olsam ne yapardım biliyor musunuz? Çift maç teleminasyon sistemi. 2 hafta her hafta maç yaptırırdım. Kardeşim bu üç'ü Avrupa'da ya. Öbürleri de 2 haftada bir maçtan geçiştirmesinler derdim. Onlara da haftada 2 maç kitlerdim. 2 hafta arayla. Harbi söylüyorum. 3 turu da öyle geçittirirdim. Ne olacaktı? Atıyorum kafadan Trabzonspor nereye gidecekti kardeşim? Afşin'e gidecekti. Elbistan'a gidecekti. deprem bölgesi. Yaralar sarılacak tam filan. Yani basit bir şey değil. Ben o zaman öyle yapardım. Ama bu da iyi. 5. tur bitti ya. Son 16 tur. 6, 7, 8 Şubat. Ardından 27, 28, 29 Şubat'ta çeyrek final. Yani hala tek maç. Kardeşim Şubat'tan sonra zaten havaları sınıyor. Versene çift maç. Son 16'yı çift maç yapsana. Çeyrek final çift maç yapsana. Yani 27, 28, 29 Şubat çeyrek final. Sonrasında yarı final ve final. Yarı final ve final müsabakaların tarihi daha sonra demiş. O da çok çok önemli değil. Emanuel Deniz için Türkiye iddiası. Bir dönem çok peşinde koştuk buna. Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Emanuel Deniz'in transferin son günü olan Cuma gününe kadar Türkiye'den bir takıma imza atabileceği öne sürüldü. Şimdi matematik güdelim mi? Yani transferi matematikle çözelim. Forvet Trabzonspor aldı forvetini. Beştaş aldı forvetini. Galatasaray zaten e, Icardi var. Öbür Köpon, şey, Bakan Buyu da aldılar. Halil şu aldılar. 3 tane forvet. Fenerbahçe, Ceko, Batşuay, Umut Nair var. Geçtik. Trabzon Ana Açuy'u aldı. Beştaş'ın zaten 82 tane forveti var. O zaman Başakşehir. atletik, opsiyonsuz kiralama falan filan demiş. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Santrafor kanat hattında. Anladınız mı? Anladınız. O yüzden bizimle alakası yok. Ve gelelim günün en bomba haberine. Daha doğrusu gecenin en bomba haberine. Andre Gomez. Şimdi e, açık, net, korkusuz bir şekilde söylüyorum. Andre Gomez Fenerbahçe'ye önerilen isimlerden sadece biri. 50'den fazla futbolcu bize önerildi. 50'den fazla futbolcu bize önerildi. Bilginiz olsun. Bakın şimdi Andre Gomez. Ahmet Selim Kol Fenerbahçe'ye önerildi. Doğru. Bu duyumu doğrularım. 1. Yağız Sabuncuoğlu. Fenerbahçe Everton forması giyen Andre Gomez ile ilgileniyor. Yanlış. Değil. Yanlış. Yani yanlış arkadaşlar. ilgileniyor Bak ilgileniyor şu demek. Mesela Fenerbahçe şu anda kiminle ilgileniyor? Ee, İngiltere Ligi'nden bir altı numarayla ilgileniyor. Doğru. Görüşme halinde. Doğru. Hocam Andre Gomes de İngiltere Ligi'nde. Farkında mısın? Doğru. Ben size bir tanım vereceğim. Beni dikkatlice dinleyin. Bir, İngiltere Ligi'nin bayağı tozunu yutmuş bir isime bakacaksınız. İki, Boy oranı 1.85'in üstünde olacak. 180 85 denildi ama orada 1.85 vurgusu boşuna yapılmadı. 1.85'in üstünde olacak. 3. Yaş potansiyeli çok önemli değil. 4. Topa çok iyi hakim olacak. Yani geriden oyun kurma konusunda enfes olacak. Dehşetül vahşet olacak. 5. Box to box oynayabilecek. Ee, kesici özelliği olacak. Kesici özelliği iyi olacak. Yani nasıl diyeyim size? Top kapma becerisi, 6 numara becerisi şahane olacak. Ayrıca toplada da haşır neşir olacak. Boyu da 1.85'in üstünde olacak. 6, 15 milyon euronun üstünde transfer market değeri olacak. 7, kulübünün bu sezonki bazı maçlarında da forma giymiş arkadaşlar. Şimdi 7. madde hariç hepsi uyuyor. Andre Gomez bu sezon 0 maça çıkmış. Yönetim kurulun ee, şey Fener Fenerbahçe yönetimine yakın kaynaklarından aldığım bilgilere göre 7. madde gereği Andre Gomes kesinlikle gelmeyecek arkadaşlar. Bak. Kesinlikle gelmeyecek. Hocam o zaman Almusrati de gelmeyecek. Yani aynı isminde ikişer tane aynı şey olacak. In gil tr. İki tane i, iki tane e var. Premier orada da bakın Premier yine i ve e harfleri var. Bu şifreyi çözdünüz zaten. Ama futbolcuyu çözemediniz. Ben bir ipucu daha vereceğim arkadaşlar. Ee, almaya çalıştığımız futbolcu adında ya da soyadında Türkçe alfabemizde yer alan, ABC'de yer alan ama çok az kullanılan ünsüz harflerden biri var adında. Buradan sonrasını size bırakıyorum. Hocam niye şifreli konuşuyorsunuz? Zaten cuma günü bitiyor falan filan. Arkadaşlar eğer kesinlik olsa kesin olarak o arkadaşa imza attırmış olsak ben böyle şifreli şifreli konuşmam açık açık söylerim. Ancak inanın bak yani yemin de edebilirim. Şifreli konuş, konuşuyor diyemezsiniz. Açık açık söylüyorum. Bakın Türkçemizde en az kullanılan e, ee, sessiz harflerden bir tanesi var. Adında ya da sona, soyadında. Aynı zamanda yok aynı zamanda onu söylersem şifrenin ötesine geçmiş olurum. Yani bunu belirteyim arkadaşlar. Şimdi ben bir yorum okumak istiyorum. O yorumu da okuduktan sonra videomu kapatacağım. İnşallah sizler de videoyu beğenirsiniz. Sevgili Lord Ragnar diyor ki sevgili meslektaşım. Kalite partidir. Kalite Jorginho'dur. Kalite mctomin, Kalite, kalite Guido Rodriguez. Guido Rodriguez yok. Kalite Al Almusrati'dir. Kalite Kelvin Phillips'tir. Namussuz gelmiyor. Çocuğu doğacakmış. E, Andre Gomez kalite değildir diyor. Ben videomu sonlandırıyorum. Mesajım açık ve net herkes tarafından anlaşıldı diye düşünüyorum. Sağlayacaklar. Aa 43600 mü? Hey maşallah. Hey maşallah ulan dolar bu kadar değer kazanmadı ülkemizde. Hadi canım. Ben ne mi sıkıntı var? Allah Allah İyi maşallah ya. Arkadaşlar gerçekten sizleri seviyorum. Eee ya bu kadar da şey yaptınız. Bak Guido Rodriguez'in olmayacağını da belirttim, değil mi? Ee, Kelvin Phillips'in olmayacağını da belirttim. Bu kadar ismi de boşuna söylemedim. Bir daha söyleyeyim. Kalite Partidir. Kalite Jorginho'dur. Kalite McTominay'dir. Hani kalite Guido Rodriguez, Kelvin Phillips'tir ama ben kaliteyi söylemiş olayım. Ama hocam o bilmem ne. Ama hocam o gelmez. Ama hocam onu vermezdir. Beklemede kalın. Ve şunu da söyleyeyim. 12 Eylül'deyiz ben kapı 13 Eylül'de beklediğimi söylemiştim. Bir kez daha hatırlatayım. Kap açıklamasını 12 Eylül'de bekliyorum. Oyuncu belki bugün akşam İstanbul'a gelir. Kim bilir. Kap açıklaması. Transfer. Ama şunu söyleyeyim. Bugün akşam gelirse 14'ünde kap açıklaması. Hocam bugün akşam gelsin de kap sıkıntı değil ya. Sıkıntı değil gelsin. Diyelim ki buymuş diyelim. Tatmin olacaksınız. Merak etmeyin. Eğer bana verilen duyumlar doğruysa tatmin olacaksınız. Tatmin olacağım. Tatmin olacağız. Coşacağız. Şu kadar kişiyi Allah inşallah mutlu eder. Daha da gelenleri de mutlu eder. E, A plus bir oyuncu gelirse hoşunuza giden bir oyuncu gelirse sözünüz olsun kanalı sosyal medya hesabınıza paylaşın. Arkadaşlar ben şu kanala aboneyim. Gelin siz de abone olun. Sözüm vardı. O adam işte dedi ki transfer sezonu başlamadan en az 3 tane yıldız futbolcu alacak. Almazsa beni topa tutun. Kanaldan çıkın dedi. O kadar hodri meydan dedi. Kimsenin Ali Koç'a güvenmediği dönemde. Hiç kimsenin konuşmadığı dönemde. Ali Koç'un 1-2 transfer yapacağız dediği dönemde. 12'den fazla transfer yapacağız. Kellemi ortaya koyuyorum dedi dersiniz. Ali Koç'un çıkıp da 1-2 yok. Özür dilerim Selahattin Maki'nin 1-2 Ali Koç'un da 2-3 tane transfer yapacağız. Dediği dönemde bu arkadaş dedi ki 6 ve üzeri transfer yapacağız. Herkes o meydan. Şu an 7. transferi kovalıyoruz. Anladınız mı? Çıkın açık açık söyleyin. Ve kimsenin konuşmadığı dönemde kanalda arama yaptırın. 60 milyon euro yazın. 60 milyon euro. Allah'ınızı dininizi seviyorsanız yapın aramayı. Yapın. Bakın bakalım ne yazmışım. Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi hedefi. 60 milyon euroluk satış en az. A aşağısındaki yorumları da okuyun. Hoca sen bilmem gözlüğün herhalde hiç görmüyor. Ne 60'ı? Ülkede 60 milyon euroluk satış mı yapıldı? Ben size hep söylüyorum. Asıl duyumlar transfer sezonu bitince başlar. Niye biliyor musunuz? Şu anda herkesin ilgi odanda transfer var. 6 numara var. O yüzden kime ne bilgi geldi hemen paylaşıyor. Popüler olmak için hemen paylaşıyor. 6 numara Ahmet dediler hemen paylaş. Ahmet geliyormuş. Ama transfer sezonu bitince bir gün sonra paylaşayım. Sıkıntı değil. 5 gün sonra paylaşayım. Anladınız mı? Çünkü o zaman çok net oluyor. Çok çok net. Hatta ben size iddialı bir cümle kuracağım. Devre arasında yapılacak transferleri, gidecek kişileri de inşallah transfer sezonu bittikten sonra yavaş yavaş konuşacağız. Kanalda kalın. Her şey transfer duyumu değildir. Kulübe ait çok çeşitli duyumlar var. Bilginiz olsun. Ben bu kadar söyleyeyim. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere.